günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz balayından döndük. Şu anda evimdeyim. Melih çalışıyor işte. Ben tekim. Hatta bugün Perşembe günü. Perşembe günü işe başladı. Çarşamba gününe kadar izindeydi. Biz zaten pazar günü otelden çıktık. Pazartesi günü Pamukkale'deydik. Salı günü falan döndük sanırım işte eve. Salı, çarşamba ev dedi. Bugün işe gitti. Ben de tekim. Size bir vlog başlatmak istedim. Temizlik yapacağım. Çünkü geldiğimizden beri ev tabii ki dağınık, tam böyle oturtamadım. Evde de çok vakit geçiremedik. Kıyafetlerimizi yıkadım. Kurutma makinesine attım. O şekilde kaldı. Şimdi onları tek tek ütüleyeceğim bugün. Gardırobumuzu yerleştireceğim. Yerleri vesaire süpüreceğim. Bir temizlik günü olacak yani bugün. Hatta yarını da sarkabilir. Öyle. Şimdi size biraz evimi göstermek istiyorum. Ama çok dağınık şu anda. Dün akşam Melih'in pantolonunu ütülemiştim burada. İşe gidecek diye. Bakın evim şu an bu şekilde. Bu bize düğünde hediye edildi. Melih'in sardıçlarından. Zaten böyle bir çiçek istiyordum. Bu çiçeğin modelini ben beğendim zaten. Onlar 2-3 tane bana attılar. Ben bunun olmasını istedim. Burada yine temiz bunların hepsi. Kurutma makinesinde de işte kuruttum. Şu an burada beni bekliyor. Bunları ütüleyeceğim ve kaldıracağım yerine. Böyle. Şöyle bir aynam var. Trendyol'dan almıştım. Şu anda bu şekilde. Yani bunlar yine kıyafet. Melih'in kıyafetleri. Bunlar yine kıyafet. 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 Bunlar beni bekliyorlar. Şurada bir çiçeğim var. Starliçe. Bunu Trendyol diyorum. Instagram'dan aldım. Bitkim.com'dan. Banyom yine bu şekilde. Burada da mutfağım var. Evim bu şekilde. Çok da güzel güneş alıyor. Tam böyle hayal ettiğim gibi gerçekten. Şimdi ben bir kahvaltı yapmam lazım öncelikle. Üzerimi değiştireceğim, markete gideceğim. Onu da size çekerim. Beraber gideriz. Ondan sonra da başlayacağım artık. Şimdi markete çıkıyorum arkadaşlar. Biraz saatin geçmesini bekledim. 10:30 olsun diye. Çünkü Teddy'ye de uğrayacağım. Burada Teddy var evin önünde. 10:30'da açılıyor. O yüzden. Akşama da tavuk yapmayı düşünüyorum. Tavuk sote. Benim en sevdiğim yemektir. Aslında şu anda şurada Gross Market var. Orası çok uygun ama göğüsleri çok büyük. Yani çok fazla gelecek bize. O yüzden ilk önce şoka bakacağım. Ondan sonra da Gross 16. Sonra da Teddy'ye bakacağım. Öyle eve geçeceğim. Şimdi ekmek alacağım. Bir de işte belki tavuk alırım. Tabii küçük bulursam. Pilav da yaparım yanına. Şimdi tavuk göğüs aldım. Naftalin aldım. Ben seviyorum, lavaboda güzel koku veriyor. Ekmek aldım. Bir de fritöz için yağlı kağıt aldım. Gördüm, çok da vardı. 50 tane. Öyle. Şimdi böcek ilacı bakacağım. Safta göremedim. Dün müydü? Ondan önceki gün müydü? Evde böcek gördüm. Hamam böceği. Büyük böyle antenleri var. Çok kötü oluyorum. Tüylerim diken diken oldu şu an. Mutfakta gördüm. Böyle kapının arasından çıkmıştı Melih. Onu öldürdü bir güzel. Ama tabii ki ben huylandım. Yani o gördüğümden beri sürekli bakıyorum etrafa. Şimdi böcek ilacı alacağım ve pamuk tıkayacağım. Bütün boşluklara. Nereden çıktıysa artık, kapı kenarlarına falan. Evet, temizliğe başladım anlık. Şöyle fayans temizleyiciyle
Şurayı da az önce sildim zaten. Arkadaşlar mutfak temizliği bitti. Birazdan buraya robot süpürgemi getireceğim. Yine bir şey varsa temizlesin diye ben de o sırada üç yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Temizliğe biraz ara verdim şimdi. Acıktım. Kendime şöyle sosisli spagetti yaptım. Yerken de sizle konuşayım istedim. Mutfağı temizledim sabah. İlk başta oradan başladım. Ondan sonra bir yandan çamaşır attım makineye. O birazdan bitecek. Sonra onu kurutmaya alacağım. Mutfağı temizledikten sonra şeye geçtim şimdi. Kıyafetleri ütülüyorum. Ondan sonra da yatak odasına geçeceğim. Tek tek yerleştireceğim kıyafetlerin hepsini. Kıyafetler bittikten sonra da genel bir şey yaparım. Evi siler süpürürüm. En sonunda banyoyu yaparım. Ve bugünlük burada biter. Yarın da yine gözüme çarpan bir şey olursa devam edeceğim. Öyle işte. Çok yorulmadım ya o kadar. Zaten bir mutfağı temizledim. Sonra da ütü yapmaya hani başladım. Banyoya geçmek istiyorum bir an önce. Ondan sonra bir genel temizlik yaparım. Ama şimdi yatak odasını tek tek o kıyafetleri dizmem lazım. O biraz yorucu. Çok kıyafet var. Hepsi birikti çünkü balayından geldiğimizden beri. Onu düzenleyeceğim işte. Öyle. Ara ara konuşuruz. Seviyorum. Evet, şimdi yemeğe başladım. Saat 5'e geliyor. Melis zaten 5.30 gibi çıkıyor. Tavuk sote ve pilav yapacağım. Uf, ev işi de tam olarak bitmedi. Ama çok çok az kaldı. Çamaşırlar çok var. Ama son parti yani şu anda. Daha yıkanacak, kurulanacak bir şey kalmadı. Şu an kurutmada olan bir parti var. O da bittikten sonra işim bitiyor. Yarın toparlayacağım yani işlerimi. Bugün bayağı da bir ütü de yaptım. Ama halim kalmadı. Artık yatak odası yarına kalacak muhtemelen. Bir tane göğüs vardı. Bir tanesini kullanacağım. Diğerinde normal kızartma yaparım. Şimdi bunları yıkadım, doğruyorum. Tekrardan bir yıkayacağım zaten, merak etmeyin. Thank you.
Domates doğruyorum. Biber doğradım. Tavukları doğradım. Böyle küçük küçük doğruyorum. Birer tane birer tane yapacağım. Çünkü çok tavuk kullanmadım. Pilav var. Bir de gündüzden kendime sosisli makarna yapmıştım. O var. Onu da ısıtırım belki. Ben ilk önce malzemelerimi hazırlıyorum hepsini. Sonra yemeye başlıyorum. Böyle daha iyi oluyor. Domatesim ve biberim. Tamam. Şimdi soğan doğrayacağım. Tavuk soten burada pişerken şimdi pilav yapacağım. Yani pilava geçtim arkadaşlar ama sizi koyacak yer bulamadım. Tencereye şuraya koyduğum için. Ara ara tutacağım. Arkadaşlar günaydın, merhabalar. İlk ev alışverişimize gidiyoruz şimdi. Görüşmek üzere. Tek tek videolar gelmeye çalışacak. Bakalım. Evet. Çok sıcak bir cumartesi günü. Evet. Bursa'dan selamlar. İyi alışveriş. Evimizin bakalım ne olacak. Alışverişini yapacağız. Kral. Ya bırak. Burada pazar kuruluyor. Orada pazarlar hangi gün kuruluyor yazın bakalım. Salı günü olan var mı ben bizden başka? Çok merak evet, ediyorum. Evet burada bakın büyük indirim günü. Her ayın 16.
Her ayın 16'sında burada çok büyük indirim var. O yüzden çok aşırı kalabalık. Biz de şimdi evimizin ilk alışverişini yapacağız. Evde böyle bir haftalık yemek için şeyler almıştık zaten ama şimdi hepsini almaya geldik. Melik de araba buldu, geliyor. Hadi ya. Tamam. Sen al aşkım. Alayım evet. Bozulmaz etmez evde durur. Sana, yılların sanası. Kocam da kocam. Kakaolu da 9.90 diyor. Ama bu biter. İstersen kakaolu da alalım bir tane. Aa. Hatta ikisini karıştırabilirsin. Evet. Kat kat yaparım. Başka mesela çikolatalı fındıklı var. Aa, bu neymiş? Damla çikolata. Tuzumuz var mı? Bilur tuz vardı. Almıştım. Tuz var ya. Bilur tuz var. Almıştım ya. Ne bileyim, istersen alalım yedek tutursun. Al öyle. Solo solo. Solo. Hem hesaplı hem kullanışlı. Evet, bayağı bir doldurduk arabamıza. Tahminleri alayım. 2200. Mercimek aldık böyle. Mısır unu. Fasulye. Arpa şehriye. Ve makarnalar. Kar şehriye. Garnitür. Margarin. Evet, bu poşette de şöyle kimyon, streç film, irmik, yine makarnalar, Türk kahvesi aldım şöyle 2 paket, patlamış mısır, Hindistan cevizi, çörek otu, nişasta ve çikolata. Evet, bir poşet daha. Spagetti. Şöyle yine dirsek makarna. Şöyle makarna burada. Şöyle tavuk aldık but. Bir tane böyle baharat aldık Knorr'un. Bir şu kuantumun tabletlerinden. Şöyle galeta unu. Bir poşet daha var, onu da getireyim. Son poşet arkadaşlar. Papatya çayı. Süt aldık 3 tane. Küp şeker. Zeytin. Şöyle yağ aldık. Tuz, kakao, pudding vesaire.